Burası Roma İmparatorluğu zamanında Bitinya Pontus eyaletinin başkenti. Buraya imparator tarafından vali atanıyor. O valilerden biri de vali Pilinus, meşhur Pilinus. O burada 2. yüzyılda, milattan sonra 2. yüzyılın başında, yani 110'lu yıllarda valilik yapıyor. Onun valiliği sırasında bu su kemerleri yapıyor. su kemerleri de yaklaşık 2000 yıl önce şehrin 30 kilometre Kuzey doğusundan şehre su getirmek amacıyla şu an Paşa Suyu dediğimiz mevkiden buraya 23 tane su kemeri vasıtasıyla su su getirmek maksadıyla yapılmış yapılar günümüze bazıları ulaşmış durumda. Mesela Kaboğlu su kemeri gibi. Oradaki su kemeri yanılmıyorsam 50 metre uzunluğunda 15 16 metre yüksekliğinde bir yapı. Ve sürekli onarım görmüş yani yapıldıktan sonra Bizanslılar da onu onarmış hatta mesela şunu da söyleyeyim Osmanlı kroniklerinde mesela Yavuz Sultan Selim'in ve Kanuni Sultan Süleyman'ın İran seferlerine giderken burası menzil noktası olduğundan İzmit, İzmit'te konaklayıp ordugah kurduklarında o su kemerlerini de onarttırıyorlar. Yani Osmanlı zamanında bu oryantalistler ya da işte Osmanlı'ya İslam kültürüne meraklı seyyahlar İzmit'e geldiklerinde hemen hemen hepsi bu kemerlerden söz etmiş. Kimileri bu kemerlerin e, illüstrasyonlarını, çizimlerini yapmış. Dediğim gibi işte Bizans döneminde de kullanılmışlar. Osmanlı döneminde de onarım görmüşler. Zaten yapılan incelemede o onarım izlerini restorasyon izlerini görmek mümkün. Şu an su kemerleri, yani bu arada iki katlı bu su kemerleri. Bunların birinci katında Roma döneminde yapıldığı çok aşikar bir şekilde görünüyor zaten şeyden, mimari üsluptan. İkinci katı tabi deprem bölgesi olduğu için burası. Muhtemelen depremlerde hep ikinci katlar yıkılıyordu su kemerinin. Hasar görüyordu. Ve o ikinci katlar hep onarılıyordu. İşte Bizanslar onarıyordu, Osmanlılar onarıyordu. O yüzden onların mimari üsluplarını taşıyor. Paşa suyu Kandıra tarafında burada. Orada bir su kaynağı var, doğal su kaynağı. O doğal su kaynağını amaç İzmit şehrine getirmek, İzmitlilerin kullanımına sunmak antik çağda, Nikomedyalıların diyelim. Tarihi bir su ağı orası, su, su şebekesi. Bu su kemerlerinin şu anki vaziyeti tabii içler acısı. Çünkü hem biyolojik degradasyon, biyolojik aşınma, çürüme, bozulma diyelim. Hem sarmaşıkların, otların, oradaki yabani bitkilerin etkisi hem fiziki etkiler fiziki etkiler işte güneştir yağmurdur fırtınadır tozdur topraktır bu tür aşındırmalar ve insan etkileri insanların o tür yapıları hor kullanmaları işte gerekli tarihi bilince sahip olmamaları neticesinde görünen o ki şayet müdahale edilmezse yani gereken çevre temizliği koruması alınmazsa, kuvvetle muhtemel önümüzdeki 10 yıllarda şu an ayakta kalan birkaç su kemeri de ortadan kalkacak gibi görünüyor. Biz dediğimiz kadarıyla Yavuz Sultan Selim tarafından ve Kanuni Sultan Süleyman tarafından restore ediliyorlar. Kullanılıyorlar yani fiilen ve muhtemelen Mimar Sinan'ın eli değmiş olmalı diye düşünüyoruz bu onarımlara. çünkü o da saraya çalıştığı için seferlerde biliyorsunuz eskiden bulunduğu için Öyle müşahede ediliyor. Zaten Mimar Sinan'ın İstanbul'daki su sistemi için yaptığı yapılarla benzeşik bir üsluba da sahip Kaboğlu Su Kemer'i. Benim naçizane önerim oranın hani çevre temizliğinin yapılıp otlardan, yabani bitkilerden arındırılıp bir gece için ışıklandırma altyapısının oluşturulup Oraya bir yürüyüş yolu oluşturularak, bir rota oluşturularak e, halkın bu, bu tarihi yapıdan, onun sağladığı peyzajdan, manzaradan e, istifade etmesi, yararlanması ve şehre de bir katkısı olması bu sayede.